Meraklısına Bilim'den herkese iyi akşamlar. Psikoloji konuşuyoruz bu akşam. Ebeveyn-çocuk ilişkisi ve sağlıklı bağlanma üzerine konuşuyoruz. Konuğumuz Sabancı Üniversitesi'nden psikoloji profesörü ve bilim akademisi üyesi Nebil Sümer. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, sağ olun. Psikolojiyle ilgilenen herkes aslında bu ebeveyn-çocuk ilişkisine biraz merak sarar. Neden bu konu bu kadar önemli, bu kadar temel? Aslında söylediğiniz gibi psikolojinin bütün alanlarında bu erken dönem ebeveyn-çocuk ilişkisi çok konuşulur. Ta Freud'dan beri bilinen bir şeydir. Çünkü çocuğun galiba kişiliğini, geleceğini şekillendiren en temel dönem bu erken dönem olduğu için herkes kendi yaklaşımıyla bu dönemi analiz edip buna bakar. Çünkü çocuk biliyorsunuz diğer canlılardan farklı olarak bir çok zayıf doğumda, çok olgunlaşmamış ancak ve ancak bir yetişkin ona bakarsa hayatta kalabiliyor. Ve bakım çok uzun sürmesi gerekiyor. Çocukluk dönemi çok uzun bir dönem. Ve bu nedenle insan yavrusunun beyni ve psikolojik yapısı yakın ilişkilere göre şekillenmiştir. Yakın ilişkileri anlama, yönlendirme, onu bakacak, büyütecek insanı bir an önce anlama, ona göre davranma, onu içselleştirmeye göre şekillenmiştir. Bu nedenle erken dönem çok önemli ve çok yaklaşım buna vurgular. Bağlanma konuşacağız dedik. Bu sağlıklı evet. Bağlanma derken neyi kastediyoruz biz? Şimdi erken dönemde doğal olarak bütün ülkelerde, bütün canlılarda yeni doğanlara, onlar dünya getirenler bakarlar, büyütürler. Bu bakma, büyütme süreci çoğu canlıda rutin bir hayatta kalma eylemidir. Ama insanlar için söylediğim gibi biraz önce biraz olgunlaşmayla, psikolojik bakımla ilişki bir süreç. Erken dönemde çocukla onu büyütenler arasındaki duygusal bağın, biz buna bağlanma diyoruz, kalitesi, nasıl şekillendiği, onun gelecekteki birçok özelliğiyle yakınla ilişkili. Özellikle onun yakın ilişkilerde, başkalarıyla olan ilişkilerinde ve kendi hakkında nasıl hissettiğini belirleyen bir süreç bu dönemde şekilleniyor. Dolayısıyla bağlanmanın kalitesi, güvenli olması, çocuğun isteklerine, ihtiyaçlarına, bireysel farklılığına, özelliklerine göre uygun bir ebeveynlik olması çok kritik. Bu nedenle bağlanma çok önem kazandı ve çok araştırılan bir konu oldu. Annenin buradaki önemi ne? Şimdi annenin önemi, tabii doğal önemi, bir biyolojik annenin zaten sisteminin bir devamı olarak çocuk dünyaya geliyor. Biyolojik olarak zaten anne hazırlanıyor biliyorsunuz çocuğu. İşte bütün hormonal sistemi, endokrin diğer sistemindeki diğer özellikler, psikolojik yapısı. Kültür de bunu şekillendirir. İşte çocuk olmadan önce annenin hazırlığı, beklentileri hepsi buna göre yapar. Annenin nasıl davrandığı, ne yapacağı aslında çoğu zaman rutindir ve çoğu zaman sağlıklıdır. Yani zaten hazırdır, zaten yeni doğan herkes sever, hep üzerine titrer. Değeri çok yüksektir onun. Ama bir şey olur da gerekli bakım verilmezse, örneğin ayrılık olursa, çocuk bir yoksunluk yaşarsa, bir şekilde anne kaybı olursa ya da çocuk beklendiği kadar ilgi göremezse, ihtiyaçlar tam karşılanmazsa, yani normal yoldan ayrılmak zorunda kalırsa, ağır stres yaşarsa ne olur? İşte güvensiz bağlanmaya giden yollar biraz buradan geçiyor. Bu nedenle bağlanma, herkes hayatta kalıyor, herkes büyüyor. Herkes bir şekilde fiziksel olarak hayatta kalmak için gerekli kaynağı, desteğe sahip. Zaten toplum bunu veriyor. İşte gelişmişlik düzeyinde artık uzayan ömürde bu var. Ama bunun kalitesi, yani ilişkinin kalitesi çok belirleyici olmaya başladı. Gelecekteki psikolojik sağlık bakımından. Babanın fonksiyonu nedir burada? Bir de illa anne mi olmak zorunda? Yani bakım veren kişiyle bağlanmak yeterli olmuyor mu belki? Bu çok iyi bir soru. Aslında her zaman olmayabiliyor doğru olarak. Anne diyelim ki bir nedenden dolayı olmayabilir. Doğumda anneyi kaybetmiş olabilir. Daha önemlisi babalar da anneler kadar bakım. Aynen tabii. Aslında vermeliler. Çocuk için hayatta kalmaya kolaylaştıracak, garantileyecek kimse bağlanmak hissi odur. Ama normal uzantıda tabii ki anne, biyolojik olarak dünya getirdiği için biyolojik anne, ama her zaman bu böyle şart değil. Bizim çoklu bağlanma dediğimiz bir hiyerarşi var aslında çocuğun kafasında ve genel bakımda. Bu da şu demek, yani çocuğa bakım verenler bunu sağlıyorlar ama çocuk bakımından bunların bir tanesine özel olarak bağlanmak ve onun üzerinden kendini tanımlamak,
onun üzerinden duygularını kontrol etmek çok işlevsel. O nedenle anne olmasa, ona kim bakım veriyorsa en yakında, kimi en çok görüyorsa, özellikle 6. aydan sonra, yani çocuğun bağlanma fikri oluşup da çocuklar çok bilir bunu, çocuk büyütenler, çocuğun böyle bir kaçınma kaygısı vardır. 6-7 ayda yabancıyı görünce en çok onu büyütene, anneye ya da bakıcısına bir saklanır, bir yumulur böyle. Bu işte ayrılık kaygısı dediğimiz, kaygı olduğu dönemde kimi tanımlamışsa bağlanma kişisi olarak, o aslında çocuk için çok kritik olmaya başlıyor. Önemli. Bu babada olabilir tabii ki. Ama araştırma genellikle annelere bağlanma erken dönemde babaya bağlanmadan daha yüksek olduğunu gösteriyor. Çok ünlü bir araştırma var. İki Alman psikoloğun yaptığı, Grossmann'ların. Bunların araştırmasında 3 yaş civarında daha çok babayla bağlanma geçiyor. Yani baba ne zaman aktif olarak ilgilenir, oynamaya başlar, çocuğun genel dünyasında aktif yer alır. O zaman başlıyor. Ama bu çok değişti. Günümüz dünyası, Batı toplumunda babalar çok erkenden bakımları alıyorlar. Ve çocuklarda, çoğu çocukta babaya da benzer bağlanma davranışını gösteriyor. Araştırmalar aslında baba için de bunun çok sağlıklı olduğunu gösteriyor. Yani erkenden her türlü bakıma giren ve bağlanma figürü olmaya hazırlanan olan babaların kendi sağlıkları için de bu çok iyi bir şey. Yani biyolojik bir bağlılıktan çok bakan kişiye oluyor. Bakımın kalitesi demek daha önemli, ama biyolojik bağlılık, söylediğim gibi, bütün kültürlerde süt verme, besleme, annenin, çocuğun çok erken dönemde anneyi önce tanıması. Çünkü biyolojik olarak araştırmalar gösteriyor ki 2 haftalık bebekler bile annenin kokusunu, sesini ayırabiliyorlar. Annenin yüzünü tanıma diğerine daha önce geliyor. Yani çocuğun doğal biyolojik gelişimi anneyle devam etmeye daha uygun, daha hazırlıklı buna. Ama bu olmadığında diğer canlılarda olduğu gibi çocuk için dünyanın sonu değil. Aynı kalitede bakım alternatif sunuluyorsa bununla devam ediyor. Ama genellikle anne doğal bir devamlılık bakımından doğal bağlanma figürü, bağlanma kişisi. Bu erken dönem ilişki ne kadar bir aralıktan bahsediyoruz bu arasında? Şimdi bu çok önemli bir soru. Şimdi çocuk için çok kritik bir özellik şu. Çocuğun aslında doğduktan sonra beyin gelişimi devam ediyor. Ve 2 yaşına kadar devam ediyor. Özellikle ilk yılda beyindeki, beyin hücreleri arasındaki bağlantıların kurulması, bunların sağlamlaştırılması, bilgi akımının hızlanması hep doğumdan sonra olan süreç. Bunların çoğu da uykuda oluyor biliyorsunuz. O yüzden çok uyurlar çocuklar. Çünkü hücre gelişimi uykuyla ilişkili olduğu için 16 saat, 18 saate kadar ilk 4-5 ayda uyurlar çocuklar. Ondan sonraki dönemde de, özellikle dilden önceki dönemde, çocuk duyguyla dünyayı anlamaya çalışır. Duyguyla, hissettikleriyle anlamaya çalışır ve bunu ona bakım veren davranışlar üzerinden yapar. Onlarla bir model geliştirir. İlk 3 yaş çok kritik bir nedenle. Özellikle 6 ayla 3 yaş, özellikle 6 ayla 2 yaş arasında hem bir taraftan beyin gelişiyor, öğrenilmiş davranışlar beyin kurumlarına yerleşiyor. Bunların pozitif olması lazım. Zihinsel modeller diyoruz bunlara. Çocuğun ilk deneyimlerinin ona iyi hissettirmesi lazım. İfade edemezse bile çocuk bundan keyif alması lazım. Bağlandığı için de, bağlandığı kişiye güvendiği için de keşif yapması lazım. O yüzden bağlanma kuramını geliştiren John Bowlby'nin asıl ilk şeyde vurguladığı 3 tane önemli ayak var bağlanmada. Bunları söylemek gerekiyor galiba. Bir tanesi yakınlık arama. Yani hayatta kalmak için çocuğun çok yakın olması lazım onu büyütene. Yakınlık kurma, yakınlık en önemli şey. Yani korku anında, stres anında hemen yakınlar. İkinci ve üçüncü fonksiyonları ilişkili birbiriyle. Bir tanesine biz güvenli sığınak diyoruz. İkincisine de, üçüncüsüne de güven üssü diyoruz. Bu şu demek, çocuk stres altındayken, yani herhangi bir şey hastalandığında, korktuğunda, üzüldüğünde, bir tehdit algıladığında, bir yüksek bir ses duyduğunda sığınacak bir yerin olması, güvenli bir sığınağın olması, aynı zamanda büyümek için de anneyi babayı bir üst olarak kullanıp gelişmesi. O da doğuştan getirdiği bir özellik, merak duygusu, gelişme duygusu. Araştırmalar şunu gösteriyor, sağlıklı bağlanma, sorduğunuz soruda aslında bu bağlanma ile keşif arasındaki bir dengeyle tanımlanabilir. Yani eğer güvenli bağlanmışsa, bağlanma ihtiyaçları tam karşılanmışsa, çocuk bağlandığı nesneden ayrılarak keşfe çıkıyor. Orası güvende olduğu için çıkıyor. Eğer orası güvenli değilse oraya saplanıp kalıyor. Uzun süre bağlanmaya saplanma, keşiften vazgeçmeyi getirdiği için de çocuğun bazı psikolojik yetileri, örneğin kendine güven duygusu,
öz yeterlik duygusu, duyguların fazla gelişmemesi yeterince keşfe çıkmamaktan da kaynaklanan bir şey. Dolayısıyla bağlanma aslında çocuğun diğer alandaki gelişimi içinde bir temel oluşturuyor. Biraz bunun bilimsel dayanaklarını anlatır mısınız? Nasıl deneylerle çıkıyor? Bu çok, evet. Aslında John Bowlby'nin 1960'larda, 70'lerde ve en son 80'de yazdığı 3 ciltlik kitabı çok temel oldu ama bunu bize tanıtan, anlatan, öğreten ve daha çok işte kamuoyunda bilinmesini sağlayan Ainsworth, Mary Ainsworth denen bir başka Kanadalı İngiliz psikolog oldu. Çünkü Bowlby'nin bu görüşlerini alıp laboratuvar evrenini taşıdı gözlemle. Önce Afrika'da, Uganda'da, sonra Amerika'da yaptığı çalışmalarda 70'de şunu gösterdi bize. Biz annelerin bakım davranışlarının kalitesine, biz buna duyarlılık diyoruz, hassasiyetine bakarak çocukları sınıflandırabilir miyiz? Ve bir gözlem geliştirdi, yabancı ortam deneyi dediğimiz gözlem. Burada olay şu, anlattığım gibi en önemli fonksiyon annenin stres altındayken çocuğu yatıştırabilme becerisidir. Bu çok önemli bir bağlanma özelliği. Bir odada çocukla işte anne oynarken çocuğa odaya bir yabancı girer. Daha sonra yavaşça anne odadan çıkar. Ondan sonra çocuk yabancıyla kalır. Tekrar anne girer ve gözlemci şuna bakarlar. Çocuk anne ayrılırken ne yapıyor? Hı hı. Anne girince ne yapıyor? Şimdi orada çok garip örüntü ilk bulunanında bazı çocukların çoğu aslında her ülkede, Türkiye'de dahil %60-65'i gayet normal. Anne ayrılırken biraz panik olurlar, şey derler ama rahat alışırlar. Anne gelince çok sevinirler, hemen ona koşarlar. Buna biz güvenli bağlamamız lazım. Bazı çocuklar şöyle, anne giderken hakikaten panik oluyor. Hiçbir zaman oyunu oynamıyor, yabancı ilişki kurmuyor. Anne gelince de hemen sarılıyor ama kızgın aynı zamanda, öfke gösteriyor. İşte biz bunlara kaygılı bağlanma diyoruz ya da dirençli kaygılı bağlanma. Bazı çocuklarda annenin gitmesiyle gelmesiyle pek ilgilenmiyor, dikkati ağırlıklı olarak oyuncaklarda. Bu çok karıştırılan bir çocuk. Güvenliğe benziyor aslında ama niye böyle yaptığını daha sonra biz biraz anladık araştırmalarla. Ainsworth şunu gösterdi. Aslında çocukta gördüğümüz 3 örüntü, yani güvenli ve güvensiz. Güvensizde 2 tane grubu var diyelim, kaygılı ve anlattığın kaçınan. Bunlar aslında bakım verenin davranışlarıyla ilişkili bir davranış. Mizaçtan falan bağımsız olarak da kısmen, genetikten de bağımsız olarak. Bu da şu, kabaca söyleyecek olursak, eğer bakım veren duyarlılığında, hassasiyetinde tutarlı ise, koşulsuz ise, ve gerçekten çocuğun bireysel farklılığına, mizacına uygun bir ebeveynlik yapıyorsa bu genellikle güvenli bağlanmaya gidiyor. Çocuk hakikaten biraz kaygınıyor ama anneye gelince sarılıyor. Tekrar keyfini, huzurunu buluyor. Ama anne ya da bakım veren her kimse bu davranışında tutarsızsa ve giriciyse, müdahaleciyse, yani çocuk davranış bitirmeden kesiyorsa, gereksiz bir şekilde müdahalede bulunursa ve tutarsızsa bu kaygıyla ilişkili. Yani çocuğun kaygılı davranışı emin olmadığı, ne yapacağını bilmediği annesiyle ilgili aslında. Bowlby'nin çok güzel bir şeyi var aslında, diyor kızgınlık ve ağlama anneyi yakında tutmak için çocuğun gösterdiği evlisinde davranışı. Yani ağlayarak anneye diyoruz gitme diyoruz. Yani yakınlıkta yakında dur diyoruz değil mi? Kızgınlıkta anneye bir ceza gittiği için bir anlamda çocuğun verdiği bir ceza. Eğer annenin ya da bakım verenin davranışı tutarlı olarak tepkisizse, örneğin bakım verirken, emzirirken bu davranış, yani yakınlık çocuk için ödüllendirici değilse, keyifli değilse çocuksa şöyle düşmeye başlıyor. O aklıyla, tamamen bilinçaltı bir algıyla, duygusal olarak. Demek ki benim varlığım, onunla yakın olmam, onun için büyük, mümkün olduğu kadar bunu bastırayım yakın olma isteğini ve erkenden kopayım, ayaklarında durayım diyor. Yani aşırı oyuncaklarla oynama, ilgilenmeme aslında biraz böyle. İstediğini alamayan çocuk yapıyor bunu. İstediğini alamayandan çok yakınlığın ödüllendirilmediği, yakın olmak çocuk için gerçekten büyümek, huzur bulmak için iyi bir ortam değil. Cezalandırılan hatta bazen aşırı soğuk bakımda, aşırı mesafeli bakımda olabilecek durum. Aslında güvensiz bu özellikler doğası gereği çocuğu hayatta kalması için seçtiği stratejiler. Çok da sağlıksız değil. Yani doğal olarak tutarsız bir anne için kaygılı olmak iyi bir şeydir. Yani onu dikkatini çekersiniz. Doğal olarak da ilgisiz bir anne için kendi ayaklarına üzerine durmak iyi bir şeydir. Yani bu ama güvensiz, bunun maliyeti var. Yani böyle olduğunda bir maliyet var. Erken dönemde her şey yolunda giderken çocuğun doğasına uygun olmayan bir bakım,
sunulduğunda, yani bakım kalitesi iyi olmadığında çocuğun geliştirdiği alternatif davranışlar aslında güvensiz bağlanma. Ama bir tanesi var ki biraz bahsetmek lazım, çok kritik, bizim yönelim bozukluğu dediğimiz disorganized, organize denilen bağlanma. Normalde çok az görünen ama çok kötü şartlarda büyüyenlerde, çok kötü kurumlarda yetişen çocuklarda daha sık görünen, Romanya'da bunu çok gördük, bu özellikle Romanya'nın bu felaket dönemlerindeki yuvalardaki çocuklarda. O da şu: eğer erken dönemde, bu bahsettiğim yıllarda, ilk iki yıl özellikle orada verilen bakım travmatik bakımsa, ağır bir ihmal, istismar söz konusuysa, ağır bir korkutmaya dayanıyorsa, bu sefer güvensiz de olmuyorlar. O kadar tehlikeli ki psikopatolojiye giden, sağlıksız yola giden en önemli şey bu, araştırmaların gösterdiği. Çocuk hiçbir zaman erken dönemde ilişki bir şema oluşturamıyor. Yani bir strateji geliştiremiyor. Kaygılı gibi ya da kaçınan gibi de geliştiremiyor. Bu işte duygusuzlaşma, anlamama, acıyı yorumlayamama, kendisini anlayamama, çelişik duygular çoğu durumda bununla ilişkili oluyor. Ve bu çok daha önemli, özellikle travma ve istismarın etkisi bakımından bağlanma literatürü, bağlanma araştırma bu konuda çok değerli bilgi verdi. Bu nedenle de biraz bağlanma araştırmaları uygulamaya çok dönüştürüldü. Yani özetle erken dönem bakımın kalitesi, bunu daha iyi anlıyoruz. Çocuk için belirleyici. Buradan şu da çıkıyor. Son bunu söyleyeyim, size soru sorma şansı vereyim. Lütfen devam edin. O da şu. Yani nasıl oluyor da böyle oluyor, taşınıyor? Şimdi erken dönemdeki bu davranışlardan, yani bakım verenin tekrarlanmış davranışlarından çocuk bir anlamda bir model oluşturuyor, bir şema oluşturuyor. Yani nasıl davranır diye. Çünkü herkes zaman öğrenemez bunu, öğreniyor. Buna göre kendisi hakkında ve başkaları hakkında görece kristalize olmuş temsiller, şemalar geliştiriyor. Yani ben değerliyim, değersizim, başkası güvenilir, güvenilmez gibi örneğin. Ve bunlar kalıcı olmaya başlıyor zamanla. Yani başkalarına olan güvensizlik, erken dönemde bakım veren olan güvensizliğin bir yansıması aslında. Kendisine olan güvensizlik, kuşku da erken dönem değersizlik duygularının aslında bir yansıması. Bu kısmı spekülatif gibi görünebilir ama araştırmalar bunu bayağı destekliyor. Yani yaptığımız, daha sonra çok da deneysel çalışma yapıldı. Çok sayıda hayvan çalışması, özellikle bu resüs maymunlarıyla, işte farelerle yapılan çalışmalarda ki şeyler bunu çok doğruladı. Yani bağlanma teorisinin temel sayıltıları çok desteklendi bakımdan. Ve bunlar ömür boyu sürecek etkiler olarak kalıyor. Aynen, yani benim araştırdığım konuların önemli bir kısmı aslında yetişkin dönemde bağlanma. Yani gerçi bunun nasıl tanıştığına ilişkin bulgular yeni yeni oluşuyor. Çünkü çok zor bir şey, erken dönemde olan bir şeyi daha sonra göreceksiniz. Dediğim gibi boylamsal araştırma dediğimiz bizim, yani bir grup insanı alıp sürekli izleyerek, her yıl ölçerek bakılan çalışmalar var. Birkaç tane çok ünlü bunların. Buradan çıkan bulgular, sonuçlar bize çok şey gösterdi. Gösterdiği bir tanesi, hakikaten taşınıyor bunlar. Tam olarak taşınmıyor. Araya giren diğer özellikler, diğer bir sürü faktörler var. Bunlar teknik isimler kullanıyoruz. Değiştirebilir, bunu şekillendirebiliyor ama o erken dönemki temel bir anlamda kalıyor büyük oranda. Dolayısıyla bu erken yıllar çok önemli, bir anlamda bir öz kaynak oluşturma yılları. Yani neden işte okul öncesi eğitime önem veriyoruz, neden o bakıma önem veriyoruz, neden koşulsuz sevgiye önem veriyoruz? Çünkü burada kazanılan bu değerlilik duygusu, biz buna bağlanma benlik modeli diyoruz. Ben değerliyim, kıymetliyim, dolayısıyla da başkasına yaklaşabilirim özgüveniyle, başkaları da aslında güvenilir insanlardır fikrini herhangi bir test olmadan kabul etmesi insan için büyük bir öz kaynak. Çünkü iyimserlik duygusu, olumlu düşünme, olumlu hissetmenin çoğu hep buradan gelen, mutluluk aslında buradan köklenen bir şey olduğu için özellikle romantik ilişkilerde, evlilik ilişkilerindeki doyumda, diğer ilişkilerimizde hep bu yansıyor. Yani yakın ilişkiden uzaklaştıkça bağlanma etkisi azalır. Ama en çok yakın ilişkide, en çok da romantik ilişkide, kıskançlık duygusunda, ilişkide, bu ayrılmalarda, çatışmalarda çok sayıda araştırma var tabii ki bunun bizlerin de yaptığı. Çok belirgin bir erken dönem bağlanma etkisi söz konusu. Çocukluk dönemi de etkilidir ama, değil mi, bu tip ilişkilerde?
İnsanlara kurulan bağlar. Tabii yani çocukluk dönemi şekilleniyor. Aslında çocukluk döneminde o bahsettiğim oluşan şemalar benzer ortamlar geldiğinde tekrar aktif oluyor, hayata geçiyorlar. Yani bebeklikten sonrasından bahsediyorum. Mesela 3-4 yaş, 5-6 yaş. Tabii onlar en yani. En çok bebeklik ve o ilk erken dönem. Doğru. Ondan sonra şöyle bir şey söz konusu. Tabii ki diğer dönemler için de aynı dinamik söz konusu ama geliştikçe doğal olarak, evrimsel olarak bu bağlanmanın önemli fonksiyonları diğer kişilere aktarılmaya başlar. Bu da çok sağlıklıdır. Örneğin bu yakınlık arama fonksiyonu söylediğim gibi çocukluk döneminde, akranlara aktarılır. Yani çocuk sokakta onlarla oynar. Ergenlikte tamamen aktarılır neredeyse. Onlar sıra arkadaş olurlar. Onları özlerler, bağlanırlar ama güvenli sığınak ve diğerleri orada kalır. Zamanla onlar da aktarılır. Örneğin romantik ilişkiye girdiğinde artık ondan sosyal destek aramaya başlar. Onu bir sığınma üssü olarak görmeye başlar. Çok sağlıklıdır aslında bu evlenince ama anne babanın değeri yeri orada kalır. Bu aslında sağlıklı bir ne diyelim özelleşme sürecidir her zaman için. Oradaki ilişkiler de belli olmaya başlar. Bu nedenle... Bu arada böleceğim, bu söylediğiniz ilginç. Yani bu tip romantik ilişkiler kurduğunuz zaman anne babaya, ebeveynine ya da artık bakım veren her kimse ona atfettiğiniz o sığınılacak yer... Halini artık romantik ilişki kurduğunuz insana mı aktarmış oluyorsunuz? Aslında sembolik olarak benziyor ama dinamik farklı tabii ki. Yani erken dönemdeki zayıflık, olgunlaşmamışlık, fiziksel kırılganlık yok artık. Yani erken dönemde biraz hayatta kalmak için de gerekli olan zorunlu bir yakınlık. Daha sonra sembolik yakınlığa dönüşüyor. Yani cebinizdeki telefonlara bakın, kimi en çok arıyorsunuz, hastanınızda kimi en çok gidiyorsunuz, kimi en çok özlüyorsunuz. Yani bunları düşündüğünüzde benzer dinamikler sembolik olarak taşınırlar. Dolayısıyla bu sembolik taşımadaki çelişkiler, çatışmalar, kaygılar, güvensizlikler erken dönemin farklı örüntüde bir yansımasıdır kısmen. Tabii ki aynı değil ama bazı ilişkiler de düzeltici ilişkilerdir. Yani düzenli olarak çok güvenli bir partneri olan, sürekli olarak koşusu ona yaklaşan bir kişi içinde erken dönem güvensizlikler kısmen sönmeye başlar. Düzelme oradadır aslında bazen de. Yani bu tamamen kalıcı değil. Ama biraz kötü haber şu, çok kristalize olmuş olumsuz şemalar ya da olumsuz erken dönem temsillerimiz, rehber olarak kullandığımız bu psikolojik özellikler biraz değişime direnç gösteriyor. Çünkü bir iş görüyor onlar zamanında. Yani onlara dayanarak insan işte güvensizliğiyle baş ettiği için değişim biraz zor. Ama dediğim gibi diğer dönemdeki ilişkiler de biçimlendirici. Aslında bunu biraz daha konuşalım. Ben de bunu soracaktım. Güvensiz bir bağlanmayla büyümüş bir çocuk artık yetişkin olduktan sonra sağlıklı ilişkiler kurmak için yapabilecekleri neler? Yani bu çok iyi bir soru. Yani baktığımız şimdi çok sayıda araştırma var yapılmış. Mesela bizim de yaptığımız çalışmalarda insanlara düzenli olarak kendisinin güvende olduğu, başkalarının yakın olduğu fikrini verirseniz insanların kırılganlıkları, güvensizlikleri azalıyor. Örneğin bilinç altında da mesela biz bir bilgisayar ekranından 20 milisaniyenin altında uyaranlar verdiğinizde bunu insanlar bilinç altı algılıyor ama bilinç olarak anlatamıyor. Mesela onlara bir sevdiklerin ismini, anne, sevgi, güven gibi sözler verdiğimizde ya da ortama düzenlediğimizde 6 aya kadar varan bir sürede insanı daha iyi hissediyorlar. Mesela bir araştırmalar var. Bizim eski çalıştığım yerden bir arkadaşımın da bir çalışması vardı. Örneğin uzun süre bu türlü diyelim ki güven telkin edilen, hatırlatılan insanlar mağazaya gittiğinde daha fazla rafa bakıyorlar, daha fazla keşifte bulunuyorlar. Hani erken dönem keşif gibi. Yani güven olduğunuzda daha rahat çıkıp gezebiliyorsunuz, tozabiliyorsunuz. Dolayısıyla ortamın, genel bağlamın güven vermesi, kişiye sen korunuyorsun, seviliyorsun burada demesi onun için en önemli aslında bir anlamda terapi, hani deyim tırnak içerisinde iyileştiriyor. Tabii ki kırılganlığın güvensizliğin derecesine bağlı bir şey ama çoğu hepimizde kısmen güvensizlik var. Yani güvensiz olmayan insan yok ama aşırı güvensizlik galiba bizim konuştuğumuz konu. Burada da biraz partnerin ne kadar güvenli olduğu, kişinin ne kadar kendine güven alanı yaratabildiğiyle ilişkili şeyler. Tabii bu konuda çok gelişti literatür, çok sayıda müdahale araştırması var. İşte güvenli bağlanmayı erken dönemde pekiştirme, artırma, daha sonra da düzeltici güvenli bağlanma geliştirme için bunların hep sonuçları olumlu etki gösterdi. Yani bağlanmayla ilgili yapılan
araştırmalar. Biz de yeni bir tane proje bitirdik TÜBİTAK'la. Yani etkisi çok yüksek. Eğer erken dönemde örneğin bütün anneler iyi niyetlidir. Sadece bazen bilmediği için, yanlış bildiği için olumlu, duyarlı davranışı yeterince göstermemiş olabilirler. Ama onlara uygun bir yöntemi anlattığınızda hemen anlıyorlar ve düzeliyor. Çok etkili olabiliyor. Bu çocuğa da yansıyabiliyor. Kendisine de yansıyabiliyor. Dolayısıyla bu konuda farkındalık galiba kritik konu. Çocukluğa dönersek, peki bu ebeveynle ilişkilerde kopma oluyor mu? Yani o yakınlıktan sonra çocuk nasıl uzaklaşacak evden? Çok iyi bir soru. Aslında dediğim gibi sağlıklı bağlanma aslında bir özellik, bir bağımlılık değil. Eğer bağlanma güvensizse, özellikle kaygılıysa bağımlılık gelişiyor. Aslında hiçbir zaman için kopma olmuyor. Sağlıklı olan dediğim gibi aktarma oluyor. Yani bağlanma ögeleri gelişimsel olarak, dönemsel olarak işte çocukluktan ergenliğe, ilk yetişkinliğe, orta yetişkinliğe doğru uygun kişilere aktarılarak gidiyor. Biz bu aktarmaya kopma diyoruz. Aslında özelleşme, daha sağlıklı olan bir gelişme. Yani şu var, çocuk zihinsel olarak yeterince olgunlaştığında, psikolojik olgunlaştığında bağlanma figürlerini sembolik taşmaya başlıyor. Yani onların fiziksel varlığı artık gerekli değil. Onları sembolik olarak kafasında biliyor. Yani 5 yaşındaki bir çocuk, güvenli gelişen bir çocuk, 4 yaşındaki bir çocuk annesi işe gittiğinde döneceğini bilir, hisseder onu, geliştirir. O yüzden çok rahattır. Ve gelince de bunu sevgiyle karşılar. Çok uzarsa kaygılanabilir bu. Yani bu sembolik taşıma, yani ayrılma en kritik noktası demiştik. Travmatik olan ayrılmadır. Ayrılmaya karşı tolerans geliştiriyor. Çünkü sembolik taşıyor, temsili var. İnsanların bir özelliği bu. Ön beyin kabuğunun bir özelliğidir. Tahmin etme, görme, geleceğe bilme ve yukarıdan bakma. Bizim meta bilişsel beceri dediğimiz kendini görme, bildiğini bilme becerisine zihin sonra sahip olduğunda bağlanmayla ilgili temsiller sembolik olmaya başlar. Bu sorun ortadan kalkar. Dolayısıyla yetişkinlikte artık saklar, içine atar, kol kırılır, yani içinde kalır, içine ağlar. Ama hep aynı dinamik. Çocuk gibi bağırmaz ama ağlar, içine doğru yapar. Yani ama sembolik önüsü aynı. Çok çarpıcı bir araştırmada 90'larda örneğin erken dönemde kaygılı bağlanan çocuklarla daha sonra biz bunlara saplantılı bağlanma diyoruz. Aynı şeydir yetişkinlikte. Ağlama süreleri çok benziyor birbirine. Yani o bize onlar da aslında aynısıymış gibi. Yani o zaman aslında benzer dinamik. Özellikle son 10 yılda bu sinir bilim alanındaki çalışmalar, biyolojik temelli çalışmalar çok açtı tabii ki ufkumuzu. Onlar bunun sinirsel temelini, endokrin sistemdeki özelliklerini çok iyi gösterdiler. Onlarla beraber alan çok daha genişledi ve önemi çok arttı. Dolayısıyla hakikaten güvenli bağlanma erken dönemde çok önemli bir öz kaynak. Son olarak şunu da sorayım. Bu güvenli bağlanmaya sahip olan çocuğun aynı şekilde yetişkinin de keşfe daha açık olduğunu söylediniz. Evet. Öyleyse bir yetişkinin de günlük hayatında sağlıklı bağları varsa dışarıya daha mı açık, daha mı keşfe çok açık? Çok güzel bir soru. Bence öyle biraz. Yani kişinin güvenli bağları varsa hakikaten daha iyi risk alabilir, düzenlenmiş, daha çok keşfe çıkabilir, gittiği seyahatten daha çok keyif alır. Çünkü güvenli bağlanma olumlu duyguyla ilgili bir şey. O nötr durumları olumlu görme daha yaygın güvenli durumda. Aşırı güvensiz durumda da nötr durumları olumsuz görme daha yaygın. Yani bekleme, hep tetikte olma, hep korunma duygusu ve defans. En çok güvensizlikle, güvensiz bağlanmayla ilgili bir şey. Çok defansif davranma. Dolayısıyla biraz öyle. Yani güvenli olan bir insan için ilişkileri keşfetmek, yeni ilişkilere girmek, başlatmak, sağlıklı devam etmek, karşılıklı bakmak, bunu otomatik olarak yapmak gibi çoğu yakın ilişkiler için gerekli olan ne diyelim süreçler, özellikler biraz güvenli bağlanma dinamiğiyle ortaya çıkıyor. Dolayısıyla iki alanda çok etkili araştırma bulguları. Bir tanesi öz düzenleme becerisi. Yani duygu düzenleme, stresle baş etme, ondan sonra kaygıya karşı direnme gibi özelliklerde güvenli bağlanma çok önemli. Yüksek ilişki gösteriyor. Bu çok önemli. İkincisi de yakın ilişkilerdeki dinamiklerde. Yani yakın ilişkileri düzenleme, destek arama, destek verme, sosyal destek, zamanında verme, alma, görme, empati gösterme, ihtiyaç hissedilen ihtiyacın zamanında anlama, aynen duyarlı bir annenin çocuğun farklılığını zamanında algılayıp, mizacını algılayıp ona göre kendi anneliğini ya da babalığını düzenlemesi gibi
Yetişkinde öyle oluyor. Başkalarının farklılığını görme, ona göre kendini konumlandırma gibi becerileri de geliştiriyor. Dolayısıyla bu aktarılan özellikler bunlar. Biraz hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Rica ederim. Burada noktayı koyalım. Sağ olun. Meraklısına Bilim'de bu hafta ebeveyn-çocuk ilişkisi ve sağlıklı bağlanmayı Nebi Sümer'le konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Çok teşekkürler.